Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbuğ. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz önemli. Giriş yasakları, deporttan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz, ikamet izni ihlal edilenler, çalışma izni ihlal edenler, oturma izni ihlal edenler, vize ihlalinde bulunanlar ne oluyor? Giriş yasağı alıyor. Bir aydan başlayarak 5 yıla kadar bir giriş yasağı alıyorsunuz. Peki, deport nasıl kaldırılır? Neden birçok vatandaşın vize müracaatine konsolosluklardan red geliyor? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım. Deport özel mefşurattı, vizayla kalkar. Yani kendi ülkenizde Türk temsilciliklerinden, yani Türk konsolosluğundan veya Türk büyükelçiliğinden vize alırsanız deporttan kurtulabilirsiniz. Vize alamazsanız hiçbir şekilde deportunuz kalkmaz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Peki vizayı alacağız, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Burada izleyeceğiniz yol her kişinin durumuna göre izlenecek yoldur. Yani insanın oradaki vatandaşın, deport olmuş vatandaşın yurt dışındaki yaşı, niçin deport olduğu, bunların hepsi önemlidir. Kişinin durumu araştırılarak ona uygun bir davetiye, özel mevşuratta davetiye gönderilirse deportun kalkma şansı da o kadar yüksek olacaktır arkadaşlar. Yani her kişinin durumuna göre aslında bir davetiye gönderilmesi lazım. Yoksa her önüne gelene aynı davetiyeyi gönderirseniz yaşına, neden deport olunduğuna bakmaksızın o zaman tabii ki de deportun kalkma şansı da çok düşük olacaktır. Peki neden bu aralar birçok vatandaşın müracaatlerine red geliyor, deportları kalkmıyor? Bunların nedeni de aslında çok basit. Yanlış başvurular, eksik evraklar, mülakattan geçememek. Mülakattan geçememek nedir? Biliyorsunuz bu ara Özbekistan'da konsolosluk artık eskisi gibi değil. Daha doğrusu büyükelçiliğimiz eskisi gibi değil. Örnek veriyorum, vize müracaatinde bulunuyorsanız sizi çağırıp sizinle sohbet ediyor. Ve o sohbeti inandırıcı bulmadığı için, siz konsolosluğu inandıramadığınız için, büyükelçiliğimizi daha doğrusu, siz reddalmış oluyorsunuz. Ve buradaki en önemli sebeplerden birisi de az önce yaş kriterleri falan dedik ya, kişinin durumu araştırılıp ona göre bir davetiye gönderilmesi gerektiğini söyledik ya, işte amacına uygun başvuru yapmayanlar çoğu reddalıyor. Bunda da bilginiz olsun. Ayrıca bilmeniz gerekiyor ki az önce söylediğim gibi özel mefşuratta vize haricinde sizin deportunuz kalkmaz. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Bazen duyuyoruz işte şu benden şunu istedi, şu kadar bir ödeme istedi, sisteminden kaldıracakmış, şunu yapacakmış, bunu yapacakmış. Bunlara kesinlikle inanmayın. Öyle bir sistem yok deportunuzu kaldırabilecek. Bunun kanunu, yasal yolu nedir? Konsolosluğunuzdan veya büyükelçiliğinizden gidip vize almak. Bulunduğunuz ülkedeki Türk Büyükelçiliğinden veya konsolosluktan, tekrar ediyorum, gidip vize alarak yalnız deporttan kurtulabilirsiniz. Biz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak yılların verdiği tecrübeyle deport konularında, yani giriş yasağı konularında siz değerli yabancı uyruklu vatandaşlara profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz. Siz de deport problemlerinden kolayca kurtulmak istiyorsanız bizlere danışmadan hareket etmeyin. Konusunda uzman danışmanlarımız ve avukatlarımız var. Onlardan bilgi alın, ona göre bir hareket edin, ona göre de çözüme ulaşın arkadaşlar. Bizleri izleyin, bizleri izleyin, kanalımıza abone olun. Abonelerin bizde önceliği var. Yani abone olanların sorularına daha hızlı yanıt veriyoruz. Abonelerin bizde dediğim gibi bir önceliği olacaktır. Onun için de kanalımıza abone olun arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize ayrıcalıkla teşekkür edelim. Hoşça kalın.